Ben bunlara serbest gezinen bebekler diyorum. Çünkü gerçekten çok çok özgürler. Onlar her yere, her yöne gidebiliyorlar. Ve siz ona ek besinler veriyorsunuz ve eline bir sürü yiyecek içecek veriyorsunuz ve dolanıyorlar o şekilde. Esasında bunu hiçbir zaman önermiyoruz. Çünkü bu yaş çocuklarının çok iyi bir şekilde gözlemlemesi gerekiyor. Sadece onlar değil, bizler de yemek yerken kesinlikle dolaşıyor olmamamız gerekiyor. Hatta çoğu zaman konuşuyoruz. Konuşmak bile aspirasyon, yani boğazımıza kaçırmak için büyük bir risk. Peki ne oluyor boğazlarına kaçınca? Ben bunu şöyle iki tane tüple size anlatmak istiyorum. Öndeki solunum tüpü, yani nefes aldığımız tüp, ciğerlerimize giden kısım. Arkadaki de yemek tüpü. Bunlar ardardalar. Ve biz yemek yerken buradaki geçen ağzımızın gerisinden gelip yuttuğumuz şeyin hava yoluna kaçmaması için böyle bir kapakla hava yolumuz kapanıyor ve yemek buradan yemek borusunun içine doğru kayıyor. Yani diyelim şu havuç parçası buradan arkadaki yemek borusunun içine geçmek durumunda. Ne olur eğer bu havuç parçası hava yolunun içine kaçarsa, işte o zaman biz nefes alamıyoruz. Ve o zaman sorunlar başlıyor. Ve bu havuç parçası sadece bu kadar aşağıda değil, daha yukarılarda da. Yani ağzımızın gerisinde ya da genzimizde tıkanıklık yaratarak bizim nefes almamızı engelleyebiliyor. Biliyor musunuz, böyle bir video son anda izlenmez. Lütfen bunu rahat bir zamanınızda izleyin. Hatta evinizde bakıcılar varsa mutlaka onlara da izletin. Bu video bütün bir ilk yardım videosu olarak değerlendirilmemeli. Kesinlikle ilk yardım çocuklarda, bebeklerde özelliklerinden dolayı erişkinlerde de olduğu gibi en az bir, daha sıklıkla 2 günlük bir eğitim serisidir. Çünkü orada 3 tane canlandırmanın 3 ana basamağından bahsederiz biz. Bunlardan birincisi airway dediğimiz hava yolu basamağıdır. Hava yolundan biraz sonra bahsedeceğiz zaten. Ondan bahsettik de. Ama hemen eğer onun fazlaca tıkanması durumunda breathing dediğimiz B'ye geçeriz. Yani soluk verme. Ne zaman nasıl soluklar vereceğiz? Onun da işe yaramadığı durumlarda işte circulation dediğimiz üçüncü basamağa geçeriz ki biz çocuklarda en çok bu birinci basamağı, yani hava yolu tıkanmasını ve onunla ilgili sorunları görürüz. Şimdi neden acaba bir yaşın üzerinde bu risk artıyor? Çünkü bir yaşın üzerindeki çocuklar artık çok hareketliler. Artık her yere giriyorlar ve inanılmaz taklalar atıyorlar, tırmanıyorlar. Her yerdeler, akrobatlar adeta. O nedenle de eğer o sırada bir şey yerlerse rahatlıkla boğazlarına kaçırabilirler. Her şeyi merak ediyorlar. Ve o nedenle de ağızlarına almamaları gereken birçok şeyi ağızlarına alıyorlar. Bazen biz de yanlışlıkla verebiliyoruz. Örneğin sert cisimler, havuç, salatalık gibi veya yuvarlak cisimler, üzüm, zeytin gibi veya hava yolunu çok rahat tıkayacak daha küçük şeyler, nar parçası gibi veya mısır parçası gibi şeyler bebeklerin hava yolunu tıkayabiliyor. Tabii bu arada objeler, oyuncaklar, raptiyeler, bunlar da büyük risk teşkil edebiliyor. Şimdi yapılacak işlemlere gelelim. Bebeğimizin ağzında bir şey var ve bebeğimiz öksürüyor. Aman öksürsün. Hemen orasına burasına vurmayın. Onu tatlım öksür, çok güzel ağzındakini çıkarmaya çalış diyerek onu destekleyebilirsiniz. Hatta ağzındakini görüyorsanız da şöyle biraz vururken ağzındakini hemen çıkartabilirsiniz. Ve bakıyorsunuz nefes de almaya devam ediyor. Bu bir takılmaydı ama ağzın hemen ön kısmında kaldı. Gerilere kaçmadı. Yani bizi derinden tıkamadı. Biz de onu rahatça çıkardık. Burada en önemli şey ve en sık yapılan hata, öksüren kişiyi çok fazla hırpalamak, vurmak, etmek, dağıtmak ortalığı. Kesinlikle sakin bırakıyoruz ve küçük küçük desteklerle onun desteklediğimizi ve öksürmesi gerektiğini, tatlım çok güzel öksürüyorsun, hadi bakalım çıkartalım onu der gibi okşayarak bu öksürükleri destekleyin. Diyelim öksürükle olacak gibi değil, daha derinlere kaçtı bu obje. İşte o durumda
yapılacak şeyleri şu anda size göstermeye başlıyorum. Bir defa böyle bir çocukta nereye nasıl vuracağımızı görebilmek için öncelikle her şeyi bir çıkartalım. Rahatça bir çocuğu görür halde olalım. Şimdi boğazına bir şey tıkandığını düşünüyoruz. Bu durumda onu bir baş aşağı alalım ve baş aşağı iki kürek kemiğinin arasına vücudunu da bakın aşağı doğru meylettirerek şu iki kürek kemiğinin arasına oldukça ileri iter şekilde ve gücümüzle 5 kere sırt vuruşu yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Çıkmadı. Eğer bunların herhangi birinde çıkarsa, görürsek bu objeyi aslında çıkartabiliriz. Ağzındaki şeyi çıkartabiliriz. Yok çıkmadı. O zaman ters çevirmiyoruz ve sırtına geçiyoruz. Çünkü bu durumda yapacağımız şey onun kaburgalarının hemen altında yumuşak karnın başladığı bölgede tam orta hattaki şu alana şu şekilde elimizi kilitleyerek aşağıdan yukarıya doğru baskı uyguluyoruz. Buna Heimlich manevrası deniyor. 5 kere bu manevrayı yapıyoruz. Yok yine çıkmadıysa o zaman ters çevirerek bu şekilde ileriye doğru biz ittirerek bu boğaza takılan şeyi yine 5 vuruşla çıkartmaya çalışıyoruz.